Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kahvaltı için ya da akşam yemeği için uygun olan bir tarif hazırlayacağız. Gerekli olan malzemeler 8 su bardağı kadar un, tuz, orta boylu 2 tane patates, 1,5 su bardağı ılık süt, 3 çeyrek bardağı sıvı yağ, kaşar peynir, beyaz peynir, 2 adet yumurta, maydanoz, 1 yemek kaşığı kadar kuru maya ve az bir miktarı kırmızı tatlı biber. Şimdi ilk önce patatesimizi soyalım. Şimdi patatesimizi rendeleyeceğiz. Rendelendiğimiz patatesimizi kaldıralım. Bir kenara bırakacağız. Şimdi beyaz peynirimizi rendeleyeceğiz. Beyaz peynirimizi de kaldıracağız. Şimdi maydanozumuzu doğrayalım. Evet, şöyle. Bir tabağa alalım, içerisinde ilk yumurtamızı koyalım. İkinci yumurtamızdan sadece beyaz kısmı alıyoruz. Çünkü sarı kısmı sonra poşetimiz üstüne sileceğiz. Yumurtamızı biraz karıştıralım. Şimdi sıvı yağımızı ekliyoruz. Balık sosumuzu da ekleyelim. Rendelendiğimiz patatesimizi de ekleyelim. Maydanozumuz. Ve beyaz peynirimiz. Şimdi malzemeleri hepsini birbiriyle karıştıralım. Bir miktarı tuz koyalım. Tuzun miktarı size bağlı. Şimdi kuru mayamızı da koyacağız. Unumuzu koyalım. Unumuzu yavaş yavaş bir şekilde koyacağız. Sonra malzemeler hepsini karıştıracağız. Ellerimiz ile yoğurmaya başlayalım. Sizler de isterseniz sütün miktarı ya da unun miktarı daha fazla koyabilirsiniz. Onları sadece hamuru kıvamına göre ekleyeceğiz. Bir miktarı sıvı yağ koyacağım ve yoğurmaya başlayacağım. Hamurumuzu üstüne kapatıyoruz. 45 dakika kadar mayalanmak için bekleyeceğiz. Kırk beş dakika geçtikten sonra gördüğünüz gibi gayet iyi bir şekilde mayalandı. Bir
Bir fırın tepsisi alalım. İçerisinde bir miktarı sıvı yağ ekleyelim. Şimdi fırça yardımıyla tüm kenarları sileceğiz şöyle. Hamurumuz fırın tepsimiz içerisinde koyalım. Hamurumuz ellerimiz yardımıyla eşit bir şekilde yerleştireceğiz. Üstüne kapatalım, 15 dakika kadar bekleyeceğiz. Beş dakika geçtikten sonra üstünü açalım. Sonra ellerimizi sıvı yağ ile ıslatacağız. Ondan sonra hamurumuz şekil vereceğiz şöyle. Kaşar peynirimiz uzun dilimler şekilde doğrayalım. Bundan sonra dilimlerimiz şu şekilde koyacağız. Peynirimiz üstüne azıcık pastıralım. Hamurumuz içerisinde olması için böyle yapıyoruz. Yumurtanın sarısı alalım. Yumurtamız üstüne bir miktarı sıvı yağ da koyduk. Bundan sonra kırmızı tatlı biberimizi de koyalım. Şimdi birbiriyle iyice karıştıralım. Hamurumuz fırça yardımıyla üstünü silelim. Bir miktarı susam alalım. Hamurumuz üstüne koyalım. Evet, artık fırına götürülmesi için hazır oldu. Fırın sıcaklık 100 derece olacak. Alt üstü ayarladım. Bakalım nasıl oldu. Evet, gördüğünüz gibi gayet iyi bir şekilde pişti. Şimdi fırından çıkartıyoruz. Üstüne bir miktarı maydanoz da koyalım. Şimdi bir parça çıkartacağım. Evet, gördüğünüz gibi pişti. Çok sıcak oldu. Dikkatli olunuz. Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde oldu ve iyice pişti. Evet arkadaşlar, bugün tarifim için son şekli budur. İnşallah beğenmişsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.